Evet arkadaşlar, ben Polat Doğan. Önce tabii ki bilgisayarda nasıl PlayStation'da yolladığım formayı atacağız. Onu göstereceğim size. Tamam, olursa zaten ismini istediğim şekilde verebilirim. Bir tane olur, 4 tane olur, 5 tane olur, fark etmez. Az sonra zaten buraya attıktan sonra şimdi flash belleğimizi de burada VPS mutlaka yazın. Yani bu şekilde de olabilir. Mesela buraya da yazabilirsiniz. Bu şekilde büyük harflerle olacak ama küçük harfte kabul etmez. Dilerseniz bu şekilde de atabilirsiniz. Formaları içine ya da işte bu şekilde yaptığınız nasıl üstünde. Fark etmiyor, dediğim gibi 5, 6, 7 hiç fark etmez. Buradan içine de atabilirsiniz. Yani bunu olmadığını varsayalım. Evet, flash belleğimizin içine attık. Formamız burada. Arkadaşlar bu işlemimiz tamamdır. Buradan sonrasında flash belleğimizi çıkarıp PlayStation 4'e atıyoruz. Bunu atmasında şimdi geçeceğiz PlayStation 4'e. Flash belleğimizi bilgisayarımızdan çıkaracağız. PlayStation 4'ümüzü takacağız. Devamını dilerseniz PlayStation 4'te devam edelim. Tekrar görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, yeniden birlikteyiz. Evet, menüye girdik, işte görüyorsunuz. Menüde veri yönetimi var. Evet, veri yönetimine geldiğimizde içe dışa aktar seçeneğini göreceksiniz. İşte önümüze böyle bir pencere açılacak. Buradan resimleri içe aktar seçeneği. Okey dedik. Evet, ben daha önce yaptığım için size tekrar şöyle göstereceğim. Mesela diyelim B, evet görüyorsunuz mevcut değil diyor. Böyle flash belleğimizi taktığımız zaman bize böyle bir seçenek sunacak. Çarpıya basıyoruz. İşte çarpının içinde bu şekilde göreceksiniz. Yani bu 6-7 tane de olabilir, 10 tane de olabilir, fark etmez. Okey dedik. İşte tamamlandı dedi. Buradan geri geliyoruz. Mesela size herhangi bir takımda göstermem de diyelim 4. şeyde Süper Lig'e geldik buradan. Ya da siz hangi takımı atmak istiyorsanız. Evet, formalara girdik. Burada 4. forma diyelim. Açtık, çarpıyla da bunları yapıyoruz. 4. formada böyle bir sayfa açılacak. Resmi yapıştır kısmına gelip basıyoruz. Forma B'ye atmıştık. İşte burada formamız. Çarpıya basınca otomatik yükleyecek zaten işte. Otomatik yüklendi. Buradan işaretleri geliyoruz. Forma adı. Nasıl yaparsanız burada işte isim tarafı aşağı mı gelsin, yukarı mı gelsin ayarlıyorsunuz zaten burada. Yani yazı karakterinin büyüklüğünü, küçüklüğünü. Burayı da beyaz yapalım. İşte bu şekilde oluyor. Mesela pozisyon 8, yakınlaştır 8. Buradan yazı tiplerini değiştirebilirsiniz. Size kalmış o. Buradan hemen gelelim. Forma numarası aynı şekilde. Burayı 12 yapabilirsiniz. Tabii daha önce çok yaptığım için artık numaraları ezberledim. Bu şekilde yani formamız hazır. Short da hemen yapalım. Evet, short da siyah yapacaktı zaten. Buradan işte küçültebiliyorsunuz, büyütebiliyorsunuz. Artık onlar size kalmış. Bunlar zaten sizin için kolay. Çok fazla bir şey göstermeye gerek yok. Evet arkadaşlar, forma atma bu kadardı. Başka da aynı şekilde devam ediyorsunuz. Yani diyelim 4-5 tane oldu. Sistem bu şekilde işliyor. Formamız da zaten burada çıktı. Evet, kaleci forması. Daha önce atmıştım zaten. Evet, bu şekilde. Evet, Allah'a emanet olun. Yeniden görüşmek üzere. Hayırlı günler herkese.